bir bitki hücresindeki bir organelin içeriği belli zaman aralıklarında analiz edilmiş ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Değerli izleyicilerimiz tabi bu tabloyu görebiliyorlar, orada bir tablomuz var. Ve buna göre bu organel aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorumuz mevcut. A. Kloroplast, B. Mitokondri, C. Ribozom, D. Lizozom. Arkadaşlar cevaplarınızı bir görelim. Doğru cevap B seçeneği Mitokondri. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Medeniyet Okulu yarışmasının önemli projelerinden haydi bil bakalım da şimdi son finalistin açıklanma zamanı sevgili seyircilerimiz. Önce misafirlerimiz hoş geldiniz diyor. Bir alkış alıyorum onlardan. Son finalist hangi ilçemiz olacak? Evet hemen isimleri alalım. Muhammed Facalp. Evet. Yıkaya Kiren. Melike Yılmaz. Melike hangi ilçe adına katıldınız? Kulu. Kulu nasıl geçti yarışma? İyi. İyi bakalım. Evet sizi tanıyoruz. Hamza Atar. Hamza. Onur Danacı. Hiç sesiniz çıkmıyor biraz yüksek. Onur Danacı. Evet. Mahmut Sami Demirci. Sen hangi ilçe adına arkadaşlarınla katıldın? Tuzlukçu. Tuzlukçu adına. Nasıl geçti? İyi mi? Biraz şöyle moraller şimdi sonuçlar açıklanacak. Şöyle evet yarışmacılarımız tanıyoruz arkadaşlar. Emirhan Yavuz. Evet hangi ilçe? Meram. Meram. Metin Mektaş. Evet. Münevver Gizemince. Harikasınız arkadaşlar ve son ilçemiz kırmızı formalarıyla yarıştılar. Tanıyoruz. Uğur Fatih, Çeltik ilçesinden katılıyoruz. Harikasınız. Hasan Erdal. Evet ve? Esin Kaya. Evet sevgili seyircilerimiz son grupta 4 okulumuz yarıştı. Artık yavaş yavaş finale gidiyoruz. Son finalist belli olacak hocam. Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Aydın Uygun hocamdan finalde son takımın kim olduğunu öğreneceğiz. Hocam genel değerlendirme alabilir miyiz? Öncelikle yarışmayı izledim. Yarım katıldım yarışmaya ama sonradan geç katıldım. Ama çok güzel bir yarışma olduğunu gördük. Biz takibini yapıyorduk bu zamana kadar yarışmaların. Ama canlı olarak ilk defa canlı canlı seyretme imkanı bulduk. Ve çocuklarımızın gerçekten bilgi donanımı anlamında, bilgiye erişme anlamında ne kadar faydalı bir yarışma olduğunu burada kendi gözlerimizle canlı bir şekilde şahit olduk. Bu katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye'mize özellikle teşekkür ediyoruz. Zaten bu yarışmada Medeniyet Okulu projesi içerisinde bir şey bölümdü. Haydi bir bakalım yarışması. Son finalisti belli edeceğiz bugün. İnşallah jüri üyelerimizin adaletli yorumları sayesinde zaten birinci aşama sorulara cevaptı. Evet. Çocukların kendi bildiklerinin karşılığıydı. Ama ikinci aşama işte gördük ki çocuklarının yeteneklerinin karşılığı olacak ve bunun değerlendirmesinde jüri üyelerimiz yapacak. Jüri üyelerimizin değerlendirme sonucunda birinciyi belirleyeceğiz ve son finalist olacak herhalde. Evet. Hayırlısı bakalım inşallah. Neler olacak göreceğiz. Tamam. Evet sevgili seyircimiz aynı zamanda Çelçik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Eyüp Demirci aramızda ve yine Tuzlukçu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İbrahim Gülcü de aramızda. Hocam hoş geldiniz. Evet Serkan seni yanıma alayım çünkü herkes senin açıklayacağın isme odaklandı. Yarışmamızın ilk olarak dördüncüsünü açıklayalım. Yine çok büyük alkışlarınızla. Yarışmamızın dördüncüsü Kulu Mehmet Akif Ersoy. ...49,2 puanla dördüncü oldular. Ve üçüncümüz 60,2 puanla Tuzlukçu Ortaokulu. Ve şimdi birinciyi açıklıyoruz arkadaşlar. İstersen bunu sen açıkla abicim, şöyle elimde göstereyim. Evet, haydi bil bakalım yarışmasında. Son finalistimiz... 72,4 puanla Çeltik. Evet 72,4 puanla Çeltik Honamlı Ortaokulu son finalist oldu ve 65,8 puanla Meram Zafer Ortaokulu aldı. Evet. Hangi okulumuz o?
En başta kırmızılı okulumuz, son finalistimiz oldu. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bunun bir kaybedeni yok. Hem eğlendik hem öğrendik değil mi arkadaşlar? Seneye daha güzel olacak sevgili seyirciler. İşte Haydi Bir de son finaliste belli oldu. Finale doğru gideceğiz. Bakalım finalde neler olacak. Hepsini aynı günde, her gün aynı saatte Medeniyet Okulu programında bulabileceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın diyoruz. Alkışlarla gidiyoruz.